NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüştü. Gündemde Barış Pınarı Harekatı vardı. İkili toplantı sonrası açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO Genel Sekreterine PKK-YPG'yi terör örgütü olarak kabul edip etmedikleri soruldu. Stoltenberg, PKK-YPG'yi terörist olarak niteleyemedi. NATO'nun farklı örgütleri yazdığı halka açık bir terör listesi mevcut değil. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin böyle listeleri var. NATO'nun ise yok. Biz terörizmin tüm formlarıyla mücadele ediyoruz. Stoltenberg, Fırat'ın doğusunu işgal eden YPG'yi böyle savundu. NATO olarak küresel koalisyonun içinde terörle, IŞİD ile savaşıyoruz. IŞİD hala bir tehdit. IŞİD hala ortak düşman. NATO'nun Afganistan'daki varlığını hatırlayalım. Bizce terörle mücadelenin en iyi yolu yerel güçleri eğitmektir. Adana mutabakatı dahil, yani uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da açıkça ifade ettik. Yani burada hem meşru diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz. Bu da benim problemim değil. Esasen bu senin ikiyüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum. Bir taraftan terörle mücadele diyeceksiniz. Bir taraftan bir terör örgütüne bu desteği vereceksiniz. NATO Genel Sekreterinin endişelerinizi anlıyoruz sözlerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi. Yani Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez. Bu dayanışmayı açık net bir şekilde görmek istiyoruz. Bugün öğleden sonra Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO müttefiki ülkelerin ve Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin operasyonuna gösterdiği tepkileri eleştirdi. Ve YPG, PYD ile PKK'nın hiç farkının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki DAEŞ ortak düşmanımız, kabul ediyoruz. Ve DAEŞ'te bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir. DAEŞ ortak düşmanımız, mücadele edelim. PKK'ya ortak düşmanımız ama mücadele etmeyelim. Hatta Türkiye'de mücadele etmesin. Biz bu anlayışa karşıyız. Stoltenberg daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.